Bu arada Xiaomi otomobil işine giriyor. Zaten yok almıştı. Şemsiye memsiye de yapıyorlardı zaten. Aynen öyle. Togg'un menzili %25 artacakmış. Evet, çıkmadan menzil attı. Bir de çıksa ne olacak siz de hesap edin. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da teknoloji gündemini sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. İlk haberimiz Türkiye ile ilgili. Evet, Xiaomi Türkiye fabrikasını sonunda açtı. Bizi Xiaomi'de unuttular bu arada. Yani. Bak, yani şey aslında yani mail attık falan filan gibi şeyler oldu ama öyle bir dönme dolap oldu. Gidemedik oraya. Yani. Ama neyse ya, zaten işimiz vardı biraz da. Senin özellikle farklı işlerin vardı. Evet, kaptır onu bahsedeceğiz biraz. Evet. Fabrika açıldı. İlk üretimde başladı bildiğim kadarıyla. Redmi 9C. Giriş seviyesi bir cihaz üretiliyor. Arkadaşlar şu anda Türkiye'de üretilen telefonlar yani tam olarak beklentileri karşılamış değil. Hepsinde bir MediaTek P35 Yonga seti sevdası. Anlamadık neden ama hepsinde galiba, aynı Yonga seti geliyor yani. Hayır, onların galiba bir yönetmelik var. Yönetmelik çerçevesinde. Yönetmelikte P35 mi kullanılmış? Hayır, P35 değil ama mesela belli hani atıyorum fiyat şeyinde kalması gerekiyor. Fiyatları da düşük değil ki. %30 dediler. Bakıyoruz 2600-2700 lira fiyat biçmişler. P35'li telefon. Al işte geçen gün bir tane telefon geldi. Micro 2 var. Yani 2-3 tane kamerası var. Kameraların çözünürlüğüyle eş bilmem ne yani. Yani onu birazcık bence şöyle. Benim hoşuma gitmedi bu iş. Osman beğenmedi bunu. Ama ben biraz daha zaman vermek gerektiğini düşünüyorum. Yani burada zaten Türkiye'de ya verelim de Özgür Çetin yani. Ya Türkiye'de amiral gemisi üreteceğini düşünüyorum. Ya amiral gemisi üretmesinler abi ama giriş seviyesi de yani bu telefonlar ne bileyim Hindistan'a göndersen orada satmaz yani öyle diyeyim sana. O kadar biliyorsun. Yani bu telefonlar ya Micro 2 ne? Micro 2 kaldı mı Allah'ını seversen. Micro USB diyorsun sen bağlantısını. Micro 2 ya hani kalın olan değil ince olan. İnce olan. Ya kalmadı o artık yani bütün telefonlarda Type-C gelirken ne bileyim Micro 2'yi orada görmek beni çok şaşırttı. Ya ben biraz daha zaman veriyorum her zamanki pozitifliğimle. Biraz daha zaman verme taraftarıyım. Onun zamanla bakalım göreceğiz sonuçlarını. Bu arada Xiaomi otomobil işine giriyor zaten. Yok almıştı. Şemsiye memsiye de yapıyorlardı zaten. Aynen öyle. Otomobil işlerine gireceklerini zaten duyurulmuştu. Bu da resmi olarak açıkladılar. Yeni telefon modelleri işte Mi Band 6 şimdi bir iş ortakları var arkadaşlar. 2023 yılında ilk Xiaomi otomobilleri görücüye çıkacakmış. Hmm. Muhtemelen bunlar ilk Çin'de çıkar. Türkiye'ye gelir mi gelmez mi biraz o konuda ben çok emin değilim. Yok, çünkü burada güvenlik şeyleri var arkadaşlar. Türkiye Avrupa'nın güvenlik standartlarını kullanıyor. O yüzden de Çinli otomobiller bu güvenlik standartlarını tam olarak karşılayamıyorlar. Tamam çok ucuzlar çok güzel eyvallah ama iş söz konusu güvenlik olduğunda işte bu Euro'nun NCAP falan var ya oradan muhtemelen i̇şte bir yıldız bile. Şimdi onu şu görmek lazım Osman. Arabalar. Yani şöyle görmek lazım daha ortada arabaya bir araba şöyle yok. Dokunacağım fotoğrafı. Lan içine göstereyim. Onu görmek lazım ben o kadar şey değilim. Bugün baktığımda birçok hani bir bilinen markanın otomobili Çin'de. Her zamanki Özgür Çetin pozitif bir. Hayır ben şunu diyorum. Görmeden konuşmayalım diyorum. Mesela, Çin'de ne üretiliyor abi? Çin'de üretilen otomobil. Hayır Çin'de ya. Ne var ya? Birçok Renault'un şeyi var ya, ne? Elektrikli bir modeli var. Zoe mi? Çin'de Zoe'nin farklı bir varyasyonu Twizy var. Twizy de değil, hayır. Başka bir isimle satılıyor. Dandik bir varyasyon var. Hayır, biz onu anlatmıştım ben şey videosunda. O Çin'de üretiliyor mesela. Yani tabii Çin'de üretiliyor, Çin'e satılıyordur. Avrupa'ya gelmiyor. Fabrikasında üretiliyor. Şimdi ben mesela hani otomobillere bakıyorum. Slovakya, ne bileyim işte Almanya. Amerika yok. Abi Çin'de de tamam. Güzel fabrikalar Polonya var. Falan. Yok yok. Yani Çin'de de fabrikalar var. Türkiye'ye gelmiyor. Fabrikalar vardı. Türkiye'ye gelmiyor. Demek hayır, ki o araba Türkiye'ye getirmiyorlar zaten. Ama hayır şunu demeye çalışıyorum ben. Belli bir kalite standartta oturduktan sonra görelim. Mesela biz ne dedik? Telefonlarda hani fiyat ucuzlayacak dedik. Eyvallah ucuzladı mı? Ucuzlamadı. Söylüyoruz onu da yani. Ucuzlamadı. Çünkü hani teori ile pratik biri olmuyor her zaman. Onu söylüyorum. Ama biz orada yani kendi tahminimizi demedik ki adamlar bize %30 ucuz satacağız dediler. Evet ama öyle olmadı. Satmadılar. Yani en azından satacakları buysa bunu satmasalar da olur gibi bir bakalım şey. Bakalım işte dediğim gibi bir sonrakilere bakacağız. Onlar da böyle çıkarsa onları da gömeriz. Fark etmez yani. Yani gömme değil aslında. Biz gerçekleri söylüyoruz. Yani abi çok iyi bir telefon gelse de atıyorum şimdi sallıyorum. İşte Redmi Note 10 kıvamında bir cihazı şey üretip de 3000 liraya satsalardı derdik ki ya tamam güzel işte ucuza sattılar falan evet filan ama. Ki yani, yok satar öyle bir şey olsa yani düşün yani. Şimdi bir diğer haberimiz yine Türkiye ile ilgili yine otomobille devam ediyoruz. Togg'un menzili %25 artacakmış. Evet çıkmadan menzil attı. Bir de çıksa ne olacak siz de hesap edin. İşte onu görelim falan. Orada hani şey söylüyorum ben. Tabii onu heyecanla bekliyoruz bu arada gerçekten de. 2023'te çıkacak herhalde o da ya. Yani ilk örnekten, muhtemelen Türkiye'nin ilk örnekten 2021 sonu muydu? 2022 başı mı? Ne yani prototip falan tarzında. Yani şu yani prototipler var çıkan, zaten de. Ama o çıkanlar şey değil. Öyle olmayabilir yani evet. Dış görünüşü muhtemelen aynı olacak.
Ama çünkü yeni bir tasarımcı almıyor biliyorsun. Mercedes teknolojide çalışan iş tasarımcı geldi. Ya makyaj falan da gelecek ya arabaya ilerleyen zamanlarda. Evet, hani o değişebilir o tasarım. Onun için de arkadaşlar biraz bekleyin. Ben 2023'ü şu yüzden diyorum. Hani Türkiye'nin 100. yılı, Cumhuriyet'in 100. yılı vesaire. Yani çıkacaksa yok, o zaman çıkacak zaten. Ama öncesinde o prototip dediğimiz hani son nihai üründen bir önceki seriler çıkacak. Hani orada bir iki tane üretilir. Hani fiyatını da beklemek lazım. Fiyatına yani dair şu anda çok fazla söylenti var. En son Tok CEO'su şey demişti. Hani bunun fiyatı şu andaki normal işte içten yanmalı SUV'ler ile aynı seviyede olacak demişti. O zaman işte 400-500'den aşağı yani, olmaz yok yani. Yok ya 400-500 yani 300 civarları diyebiliriz mesela. Ama hangi SUV'lerdi mesela? B sınıfı dersek tamam eyvallah ama C sınıfında mesela Kaşkay'ın sıfırı ne kadar? 390'larda falan yani. 300-400 arasında olabilir bence. 400'ü belki bir tık geçebilir. Şu anki fiyat parametreleriyle arkadaşlar o zaman dolar 10 lira olur, 15 lira olur o zaman. Onu bilemeyiz. Yani 500 de olabilir, onu kestirmek biraz güç. Şimdi yine otomobille devam edelim. Captur geldi. Captur'u test ettik. B sınıfı bir SUV. Birkaç gün sonra yayınlanacak. 380 bin liralık fiyatıyla. Bizi biraz yordu. Yani güzel araba. Bindiğin zaman aa güzelmiş falan diyorsun. Tamam gerçekten iyi araba. Kaç para bu abi ya falan 380. Abi ben sağda ne bileyim. Aynen öyle oluyor. Aynen öyle oluyor. Onu da testi yayınlanacak birkaç güne kadar YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ya biz biraz aslında fiyat performans modelleri arıyoruz. Bu Türk kafasıdır belki de. Hani refah seviyemiz çok yüksek olsa tamam yani para böyle cebimizden taşıyor olsa. Norveç'te bir şey olsak. Al ya 380 bin ya falan dersin işte ama. Konuştuk ya incelemede de. Şimdi Norveç'teki adam bunu 20 bin işte oranın birimiyle alıyor. 20 bin birim falan. Neyse artık Norveç kronu bilmem neyse artık neyse bildiğin bedeli. E sen veriyorsun buna 380 bin TL. Bin birim. Yani öyle olunca tabii bize koyuyor biraz ister istemez. Hatta geçen işte bir hesap yaptık böyle hani asgari ücretli birisi bu arabayı almak için kaç yıl çalışması lazım falan gibi. Ya adam 30 bin kazanıyor tamam mı senede asgari ücretli birisi. Sen hani yemese içmese hepsini kenara atsan 30 yıl, bin gibi bir para alıyor. Onu da geçiyor değil mi? Ya, onu 15 yıla 15 yıl falan gerekiyor. 15 yıl abartı oldu da 12 yıl 13, desek. 13 yıl. 13 yıl falan hiçbir şey yemese alabilir yani. Evet. 13 yıl tabii o zamana kadar gerçi dolara falan yatırırsa belki parası değer kaybetmez. Ya da Bitcoin'e falan. Evet. Gerçi ona da vergi geliyormuş arkadaşlar. Evet o evet da, ona da vergi geliyormuş. Bir olay. Gerçi onu dedin Hazine ve Maliye Bakanlığı bir tam öyle açıklama yaptı. Aynen. Açıklama yaptı. Sabah şey demişlerdi. Pek çok haber sitesine düştü. İşte bilgileri istediler para borsasından falan filan gibisinden bazı haberler geldi. Hani bilgiler dahilinde vergi çıkartılacak gibi bir şeye yorumladılar. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığı dedi ki hayır o yüzden istemedik. Bu kripto paralar üzerinden işte teröre kaynak aktarılıyor vesaire olabilir. Aynen. O yüzden istedik. Dedik ki çok haklı olabilirler bu konuda. Yani çünkü merkeziyetsiz olduğu için tabii. Bu parayı herhangi bir yere çekmek, çevirmek şu anda çok kolay bir ve çok Osman, basit. Şöyle bir sorun var orada bence. Mesela şimdi senin hesabına hop diye bir 50 bin lira para gelse sorarlar yani bu nereden geldi diye. Yani onun için maliyenin bir özel bir işlem yapmasına da gerek yok yani. Yani o paranın bir şekilde kaynağı işte soruluyor yani. Hani bir hesabına 1 milyon lira para geldi. Bir yerlerde alarm çalıyor zaten. O yüzden yani hani şöyle bir şey hani örneğin bu yasa dışı bahis siteleri vesaire var biliyorsun abi. Onlardan bile mesela atıyorum senin hesabına para gelse sürekli kazanıyorsun diyelim. Haftada işte 100 geliyor, 200, 100, 200. Banka seni çağırıyor diyor ki kardeş sen bu para nereden geliyor? Tabii. Nereden geliyor bu 100, 200, 100, 200 evet. Diye. Soruyor. Rakam diyor ki sonunda sen artık bizimle muhatap olma. Hesaplarını da kapatıyoruz. Masaka yolluyoruz seni. Uğraşamayız seninle falan. Yol veriyorlar. Direkt. Şimdi bir diğer haberimiz şikayetim var. Serimiz devam ediyor biliyorsunuz. Markaları burada değerlendiriyoruz. Evet bu hafta ilk konuğumuz Türknet arkadaşlar. Türknet bayağı da ona yorum geldi. Vodafone evet. Kadar olmasa da. Ya şimdi Vodafone'la Türknet'i karşılaştırmak biraz absürt olur. Yalnız bu arada Twitter'da da bazı bir troller de bizi şey işte. Türknet. Kimden para aldınız falan gibi şeyler gelmiş. Ya biz kimseden para almıyoruz. Yorumları da kendimiz yapmıyoruz yani. IP evet. Adresine kadar hepsi mevcut. Şöyle bir şey. Türknet Twitter'dan biz buradayız falan gibisinden bir şeyler yazmış işte destek ekibi. Her zaman buradayız falan. Biz de buradayız yani. Hani sizin araya girmenize gerek yok. Bize isteyene ulaşır falan gibisinden bir yorum yapmışlar da. Gelen yorumlara ben bakıyorum. Bak karşımıza muhatap yok. Ulaşamıyoruz. Müşteri hizmetleri yok evet. Falan. Yani oradasınız da kimse ulaşamıyor işte. Ulaşamıyormuş demek. Sosyal medyada öyle havalılar da gerçek hayatta. Sosyal medya ajansı olsalardı belki tutardı ama aynen. İşte internet sağlayıcısı olunca işler öyle biraz olmuyor. Farklı oluyor. Şimdi son haberimiz de Yemek Sepeti ile ilgili. Yemek Sepeti geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı ve siber bir saldırıya uğradıklarını duyurmuşlardı. Hatta onunla ilgili bazı iddialar da vardı. İşte ki Yemek Sepeti şunu açıkladı. İşte kişilerin isim bilgileri şunlar bunlar filan ele geçirildiğine dair bazı kişiler için.
evet. açıkladı. Hatta onların şifreler. Dark Web'e düştüğüyle ilgili bir iddia vardı. Bu henüz onaylanmadı, doğrulanmadı. Ama böyle bir şey oldu arkadaşlar. Bizim önerimiz ki haberini de yaptık, haberde de söyledik. Mail adresi vesaire şifrenizi değiştirin. Yemek sepeti kullanın. Şöyle bir sıkıntı orada. Şimdi mesela atıyorum Özgür Çetin'in bilgileri düştü. İşte Özgür Çetin, Özgür C bilmem ne mail.com. Şifresi de 123456. Şimdi ben girdim, bunu gördüm orada. Denerim senin bütün şeylerini. Evet. Yani mail adresini zaten birçok sitede biliyorsun. Giriş adresi, mail adresi yani. Evet. Mail adresine girelim, bakarım aynı şifreyi koymuşum. Ki çoğu insan koyuyor yani. Koyuyoruz, evet. Yani çünkü mecburlar buna abi. Çok fazla şey şifre olduğu var, için. Evet. Yani düşünsene her siteye bir şifre istiyoruz. Ya hayır, geçen gün mesela benim eşim söylüyordu. İşte bir kim artık onu söylemiş bilmiyorum ama işte demiş ki işte hani büyük harf küçük harf kullan, işte özel işaretler kullan. Ya dedim şimdi ortalama 100 tane siteye üye olduğunu düşün. Hani günlük olarak kullandığından bahsediyorum. Günlük demeyeyim de hadi haftada. Her siteye farklı bir şey kullansan. Hayda bunun şifresi neydi onu mu hatırlayacaksın? Nasıl olacak o iş? Ya yani? O işler biraz. Öyle olmuyor. Yani. Ama yine de siz tabii böyle karmaşık şifreler kullanmaya özen gösterin. Bu tarz siber saldırı durumlarında da mutlaka ve mutlaka şifrenizi değiştirin arkadaşlar. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Evet, bir teknoloji okuyorum programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine teknoloji gündeminin nabzını tutmaya devam edeceğiz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.